sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 58.500 bir türlü geçemedik. Rica ediyorum arkadaşlar. Hakiki Fenerbahçeli kardeşlerime rica ediyorum. Lütfen kanala bir Fenerbahçeli kardeşimize abone edin. Ya video izlemeyecek bile olsa kanala abone edin arkadaşlar. Bak rica ediyorum. Sadece rica ediyorum. Her Fenerbahçe galibiyetinden sonra yaptığımız şeyi yine tekrarlıyoruz. Spor yazarları Fenerbahçe'nin hakkında ne dedi? Fenerbahçe'mizin sahasında Hataysporu Spor'u 4-2 mağlup ettiği, sesinin birçok yerden yankıyla duyulduğu maçın sonucunda spor yazarları ne dedi arkadaşlar? Ben bunu çok merak ediyorum ve sizlerin de merak ettiğini biliyorum. Hızlıca geçelim o zaman. Uğur Meleke. Altı ve Fenerbahçe'nin bu sezon kurdukları pahalı ve derin kadrolar ligde toplamda 18 müsabakada yalnızca 2 puan yitirdi. Tüm cephelerde na mağluplar <laughs> ki Avrupa'nın top 10 liginde buna benzer bir ikili istatistik yok. Özellikle ilk devrelerden büyük bir dominasyon kurdular. Dikte oynadıkları 18 ilk yarının yani 810 dakikanın toplam skoru 21'e 2. Maçın erken kopmasında başrolde Fenerbahçe'nin dinamik orta üçlüsü İsmail Fred Şimanski'yi koymak gerekir. Fenerbahçe tamamlamadığı, tamamlayamadığı hücumlarda öyle çabuk reaksiyon, Fenerbahçe'nin tamamlayamadığı hücumlarda öyle çabuk reaksiyon verdiler ki Hatay ilk devreyi şut atamadan ve rakip ceza alanına giremeden bitirdi. Ancak bununla da yetinmiyorlar. Ofansta da canlılar. Dün Şimanski ve İsmail ikişer Fred'de bir golün içindeydiler diyor. Yani <laughs> bu da tabii ki de bir akış açısı. Erman Toroğlu. Şimdi Erman Toroğlu sesiyle yapmaya çalışıyorum. Tabii %100 benzetemiyorum ama bazı arkadaşlar rahatsız oluyor. Fenerbahçe'nin bazı oyun alışkanlıkları var. Bunlara çalışmışlar ve uyguluyorlar. Oyunu kenarlara açıyorlar, çabuk yön değiştiriyorlar. Rakip bu işlerle uğraşırken araya top sokuyorlar ve hücum eden oyuncuyu destekliyorlar. Yalnız şu var ki Fenerbahçe takım ahengi olarak Galatasaray'a göre bir tık önde. Galatasaray'da çok etkili oyuncular var. Sahneye çıkınca işi bitiriyorlar. Fenerbahçe takım yükünü her futbolcuya daha fazla dağıtıyor. Maçı kestirmeden bir cümleyle anlatırsak sarı lacivertliler hem çaldılar hem oynadılar. Hatayspor'un onlara karşı gelecek gücü yoktu. Düşünün bu Hatayspor şu ana kadar hiç mağlup olmamış bir takım. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe her rakibin olduğu gibi Hatay da kazanamazsın duygusunu ilk dakikada verdi. 7'de gol oldu zaten. Ardından baskıyı devam ettirip paslarla ördüler sahayı. Örgünün hızı Hatay Spor oyuncularında karar opsiyonunu erteledi sürekli. Hatalı kararlar verdiler. Gol yediler. Offside takılan penaltıyla birlikte Fenerbahçe'nin de hızı kesildi. Tribünlerinde nasıl olsa kazandık havası oyunu erteledi sanki. Bu havaya aldanmayan Fred vardı sadece. Nitekim 3. golün baskısını da yaptı. Pasını da verdi Ceko'ya. Fenerbahçe takım olarak özgüven patlaması yaşıyor artık. Takımın birbirine güvene, yardımlaşması, kalite, yetenek düzeyi o hale geldi ki hadi atalım dediklerinde 5 dakika içinde sorunu çözüyorlar. İsmail Kartal'ın tek tek koyduğu tuğlaların eseri var önümüzde. Çok güzel bir cümle olmuş. Takım ona inandı. Tribünler de takıma büyük bir sinerji oluşturdular. Oyuncu veya oyun kalitesi o kadar üst düzeye çıkıyor ki acaba nasıl yapacaklar merakıyla izlenmeye başlıyor maç. Ercan Güveş, Güvenç Ercan Güven pardon. Mütevazi futbol mahallemizde büyük maliyette projelenen sezon başı temeli atılan milyonların gururla izlediği Fenerbahçe Gökdelen'i işin ehli, işinin ehli mühendisleri maharetli ustalarıyla müthiş bir tempoya ulaştı. Neredeyse haftada iki kat çıkarak kendi rekorunu kırdı. Golden önce, golden daha önemlisi müthiş bir dayanışma olmasıydı Fenerbahçe'de. Resmen serbest vuruşu ona bırakan İrfan Can'ı kazanmak, moralini düzeltmek istedi arkadaşlar. Bak şimdi detayları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dördüncü golden sonra İsmail Kartal da son dakikaları milli maçlarda güzel oynayan Samet'i onurlandırmaya, sakatlıkları geçenlere ve kenarda bekleyenlere dakika ile moral vermeye ayırdı. Fenerbahçe maçı bitirince Rayyan Abit golü 90 +4'te geldi ama skor yine netti. Mütevazi futbol mahallemizde ezeli rakibiyle birlikte giriştikleri ikiz kuleler için amansız yarıştaki Fenerbahçe an itibariyle bir kat daha önde. Şimdi ee, Erman Toroğlu'nun dediği gibi Fenerbahçe bir gün sonra oynuyor ama arkadaşlar psikolojik olarak aslında bence Fenerbahçe daha avantajlı. Çünkü Galatasaraylar olan ha puan kaybettiler, ha kaybedecekler, ha kaybetti, ha kaybedecek diye beklemekten sıkıldılar artık. Artık diyorlar tamam biz kaybederiz artık bu Fener kaybetmez moduna girdiler. Bu da daha iyi oldu. Emre Bol. Bu Fenerbahçe gerçekten çok başka rakip olarak hangi oyun oynarsan oyna seni yenecek sistemi anında uyguluyor. Oyunu kendi sahanda kabul etsen preste seni bayıltıp golü buluyor. Yok ben yeke yek oynayacağım dersen inan bir araba gol yersin. Hatay Spor ligimizin en genç takımı. Kadrosunda ülkesinin milli takımlarında oynayan futbolcular var. Enerjik çok koşan mücadeleci bir takım. Ama özellikle 3. bölgesi yaşlı denilen Fenerbahçe genç Hatay'a nefes aldırmadaki gibi. Bu da, bu da benim kritiğimdi. Engin Verel milli araların iyi gelmediği Fenerbahçe namalup hata karşısında nasıl oynayacak acaba diye merak ediyordum. Aynen ben de öyle. Dakika 7'de Usta Tadiç. bir tilki gibi golü koklayan Şimanski'ye sen bu golü atarsın dedi ve vurulması beceri isteyen bir top bıraktı. Polonyalı oyuncunun golü kazandığı özgüvenin bir nişanesiydi. O topa ayak sokmak kaliteli santraforların işidir. Şimanski'yi transfer ederken böylesine bir gol canavarına dönüşeceğini hayal etmiş miydi Fenerbahçe'nin transfer şubesi? İlk yarıda kaleyi göremeyen Atay Spor ikinci yarıda sanki orijinal kıyafetlerini giyip kendini bulmuş gibiydi. Tepeden tırnağa kaliteli bir Fenerbahçe'yi izlemek taraftara uzun yıllar sonra nasip oldu. İsmail Kartal'ın böylesine büyük egolara yönetebilmesi ve böyle, böylesine aç bir takım oluşturmasını takdir etmek gerekir. Ahmet Çakar penaltı iptali hatalıydı. Hakem Volkan Bayanarsan e, Bayarsan samimi ve iyi niyetli bir hakem. Oyuncuların da ona sevgisi ve güveni olduğu çok net görüyorum. Dün gece de oldukça iyi bir maç yönetti. Ancak var hakemi Mustafa İlker Coşkun'un Fenerbahçe lehine verilen penaltıda Ceko ofsayta diyerek penaltıyı iptal ettirmesi hata. Bunu şimdi Asona yine konuşacağım. Ceko'nun topa hamlesi yok. Üstelik top o hamle yapsa bile yetişemeyeceği mesafede. Dolayısıyla buradan ofsayt burada ofsayttan söz edilemez diyor. Ömer Ründül işte en mesela en ee, iğneleyici yorum. Her zaman Ömer Ründül'den gelir. gelir. Fenerbahçe'de benzer tablo hemen hemen her maçta tekrarlanıyor. Fiziki açıdan sağlam, rakibi hırpalayan bir geri dörtlü var. Önlerinde de iki kişilik oynayan tam bir sigorta İsmail Yüksek. Ağır yükü bu oyuncular çekiyor. Öndeki kaliteli ayaklar da işi bitiriyor. Ben Tadiç ve Fred'i çok iyi tanıdığım için gerçek fizik güçlerinin altında olduklarını her yazımda söylüyorum. Milli maç haftasında Macaristan-Sırbistan müsabakasını izledim. Sırbistan'ın en önemli oyuncusu ve takım kaptanı Tadiç ilk yarı kulübedeydi. Yani Ali Gültken, Fenerbahçe Orkestrası her enstrümandan en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kat kalitelerde katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir Fenerbahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu %100 performansıyla oynuyor. Şimdi Livakovic'in de durumu farklı biliyorsunuz. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkarıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor demiş. Şimdi Livakovic'in durumu şu. Fenerbahçe iyi oynadığı için kalesine top gelmiyor. Livakovic oyundan soğuyor. Sebep bu ekibi. Bir yan spor ekranlarında yayınlanan Beyin Trio ekibi. Programda hakem yorumcuları. Bahattin Duran eski hakem biliyorsunuz. Deniz Çoban eski hakem biliyorsunuz. Bülent Yıldırım eski Galatasaraylı hakem biliyorsunuz. Hatta ee, Allah mı büyük Galatasaray mı sorusunu sorsalar ne cevap vereceğini çok merak ettiğim bir hakem. O kadar Galatasaraylı. Edin Ceko'nun düşürülmesiyle çalınan penaltı pozisyonunun VAR tarafından iptali. Artışmasız penaltı diyorlar. Bak Deniz Çoban tartışmasız penaltı. Oyuncu tutmuş Ceko'yu. Offside nerede? Tadış topa vuruyor ve top kaleye gidiyor. Demek ki Tadiş'in ortası direkt kaleye gitseydi bu gol iptal edeceklerdi. Ya direkt gol olsa demek ki offside deyip iptal edecekler diyor. Haklı. Bahattin Duran yardımcı bu pozisyon offside bayrağı kaldıramaz. Offside pozisyondaki oyuncu topla oynamalı veya bulunduğu pozisyondan bir avantaj elde etmeli. Top için rakibiyle mücadeleye de girmiyor. Burak Bekaroğlu Ceko'yu tutup indiriyor. Arkadaşlar top nerede? Bu top oyuncunun sırtına çarpıp kaleciye girseydi. Kaleciye, kaleciye girseydi ne lan? Kaleye girseydi diyecek herhalde. Vardaki arkadaşlar yine ofsa çizgisi çekecek miydi? O ayrı bir. Bu ayrı yok. Hocam nasıl ofsaytta başlatabilirsiniz bunu? Bülent Yıldırım burada ofsayt tartışmasının masaya gelebilmesi için bir kere Ceko tarafından oynanması ya da buradaki iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi gerekiyor. Top sektikten sonra kaleciye doğru gidiyor. Ceko'nun omzu önde. Evet ama offside için gerekli kuralları karşılamıyor bu pozisyon. Top iki oyuncunun olduğu bölgeye gitseydi foul mü önce offside mı tartışması yapabilirdik. O bile yok. Garanti bir şekilde bu pozisyon penaltı ve sarı kart. Ya biz Bahattin biz görev yaparken var odasına kural kitapçı ile birlikte giderdik. Sınava girmiyorsun ki kafan karışırsa aç kitabı bak diyor. Bahattin Duram geçen sezon skandal bir maç yaşandı. O gün çıktım o odada bir yardımcı hakem olmalı dedim. Bugün söylediklerimden utandım bu pozisyona müdahale etmiyorsanız niye var o zaman avar hakemleri? Bülent Yıldırım burada uzaktan yakından offside yok. Bu pozisyon penaltı ve sarı kart. Var hakeminin bu pozisyona müdahale edip bilgisizce bu pozisyona coğrafik bir offsidemiş gibi 3 boyutlu bir çizgi çizip bunu bir güzel ortaya bırakmış olması yoruma açık bir offside pozisyonunda hakemi ekrana çağırmaması bir skandaldır. Bahattin Duran eğer burada bir offside varsa hakemi izlemeye davet etmesi lazım. Offside'da denilen oyuncu topla oynamadı ki hakem karar verecek bu pozisyona. Bülent Yıldırım ofsaytı bilmiyorsunuz diyor. Bülent Yıldırım sorumsuzlar diyor. Sarı kartını niye iptal ediyorsun? Burak Bekiroğlu maçı ilerleyen dakikada haklı bir sarı kart daha görüyor. Maçın bütün şiradesi bozuluyor. 4-2'lik güzel bir maçta kendi işlerine sahip çıkıp görevlerini yerine getirmeyen sorumsuz arkadaşlar yüzünden konuştuğumuz konulara bakın. Deniz Çoban var sallanıyor. Sağlıklı idare edilemiyor. Orada bir müdahaleye ihtiyaç var. Bana göre hak Dulles, Vara tam anlamıyla hakim değil. Avıl Cihil'in görev tanımı nedir? Bilmiyoruz. Raconu mu kesiyor? Yani yanlış duymadınız. Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltısı için üçü de yanlış karar diyor ki bu arkadaşları biliyorsunuz. Yani offside gerçekleşmiyor diyor. Dünyamın gezer. Pozisyon offside ile alakası yok. 1. 2. Burada çizgi çekilmez. Varın hakemi izlemeye çağırması lazım. 3. Bu pozisyonda verilen sarı kart iptal olmaz diyor. Bünyamin Gezer Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltısı yüzünden maç 2-2 veya 3-3 bitse Fenerbahçe'nin emeğine ne olacak? Çok ağır konuşuyorum. Bu hakemlere yazıklar olsun. Diyor. Ben daha da ağırını konuşurum ama inanın hani tazminat ödeyecek durumda değilim. Yoksa yani bu hakemler bence var ya. Ben hakemlerin artık şuna inanıyorum. Bir, tehdit ediliyorlar. Federasyon tehdit ediyor. Karını öldürürüm, çocuğunu öldürürüm diyor. İki, bilerek yapıyorlar. Millet anamıza, bacımıza sövsün diyorlar. Biz de tazminat davası açalım. Malı oradan cukkalayalım. Sonuçta diyorlar şike değil diyorlar. 2. 3. Bahis mafyası diye bir şey var ortada. Hadi diyorlar mesela Fenerbahçe penaltı kazanamaz oynuyoruz. Hadi 1 milyon dolar batı, yatır. <laughs> bir şey çok merak ediyorum. Fenerbahçe bu sezon ligde kaç penaltı attı? Kaç kez hakkı yendi? Ya bu tadı çünkü iptal. Rize maçında 2 tane yüzde penaltı verilmesin. Samsun'da golün sayılmasın. Rize'de golün sayılmasın. Ulan hep mi biz? Hocam bunlar olsa ne olacak? Ya sezonun başından beri 6 tane averaj ekleyin ya. Sadece 6 averaj ekleyin bak. Sadece Fenerbahçe'ye artı 6 ekleyin. Artı 6 neye yarayacak? Artı 6. Attığı gol 9 maçta Fenerbahçe'nin 30 olmuş olacak. 7'yi 5 olacak. Averaja bakın. 25 averaj. 9. haftadan artı 25 averaj. Hani bu sezon o sezon mu? 100 gol geçilir mi? O gol olur mu? Bu olur mu? Ya geçecek. Anladınız mı demek istediğimi? Ben buna kızıyorum işte. Hak haktır. Tartışmalı pozisyonları sosyal medyada değerlendirmişler. Fenerbahçe'nin penaltısı iptal edilmemeliydi. Bir. Burak Bekaroğlu'nun sarı kartı iptal edilmemeliydi. Oyuncu sonradan sarı kart gördü. İki. Dadaşov, Burak, Aburjani iki kez. Fred'de bir kez sarı kart görmeliydi. Bakın kaç kişinin sarı atlanmış. Lamkel ikinci sarıdan kırmızı görmeliydi. Ferdiye yapılan el yüz pozisyonu. Oyun oynattıktan sonra ben hakemlerin, dünkü maçın orta hakeminin, yan hakeminin, var hakeminin hepsinin lisansını bugün yırtardım. Ferdi'ye faul yapılıyor. Yüzüne vuruluyor. Yan hakem görüyor. Orta hakem görüyor. Top Hatay Spor'da. Devam ettiriyor. Avantaj diyor. Hayatımda bu kadar geri zekalılık görmedim. Hayatımda bu kadar ahmaklık görmedim. Bu kadar salaklık görmedim. Ben ömrü hayatımda böyle bir salaklık görmedim. Hakemliğin yüz karası bir hareketti. Bakın Ferdi'nin yüzüne vuruluyor. Hatay sporlu oyuncu vuruyor. Oyuncuya sarı kartını verecek. Avantaja bırakıyor. Lan salak derler adama. Fenerbahçe gole gitse avantaja bırak. Fenerbahçe gol attı. Avut oldu bir şey oldu. Top oyun alanı dışına çıktı. Gel buraya Hataylı. Al sana sarı kart de. Türk hakemliğinin bittiği an dünkü o andır. Yani düşünün. Ömrü hayatında böyle bir şey görmedim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Her Fenerbahçe maçı sonrasında futbol programları Fenerbahçe'ye karşı verilen yanlış kararları tartışırken her Galatasaray maçından sonra da Galatasaray lehine verilen yanlış kararlar tartışılıyor. Lan bir kez tersi olsun be. Bir kez tersi olsun. Trabzon'u haksız yere haksız yere gol öncesi yapılan faulle yendiler. Çıkıp bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz konuştular. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın kendi hatası ben bir şey diyemem aynı el Mustera'nın eline değseydi her türlü yemin de etmeye hazırım vermezlerdi. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Diyor ya şair varlığımla kıymet bilmeyene yokluğumla kanıttırırım diyerek Fenerbahçe kanıttırdı. Fenerbahçe Süper Lig tarihinde bir sezona 9'da 9'da başlayan ilk takım oldu. Bu sezon Süper Lig'e Süper Lig'de en yüksek gol averajı yakalayan takım Fenerbahçe oldu 19 kez üstelik haklı golleri hak ettiği penaltıları verilmemesine rağmen 9. maçtan itibariyle Süper Lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı. 1964-65 ve 96-97'de bunu tekrarlamışız. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım Fenerbahçe olmuş 7 kez. <laughs> Aynı zamanda ilk yarılarda fileleri en fazla havalandıran takım Fenerbahçe 13 kez. Kadıköy'de oynadığı son 12 Süper Lig maçında 2'den fazla gol atan Fenerbahçe'miz 12. Hükmen galibiyetleri hariç bu arada. Daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000, Ağustos 2001 arasında 15 maç <laughs> dönemde yaşamış. Bakalım bunda da yaşayabilecek miyiz? Sebastian Şimanski, Adis Yahoviç'ten 8 maç. 2017 Ağustos Aralık ayları arasında. Bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 5 iç saha maçında gol katkısı bulunan ilk oyuncu olmuş. 5 gol 1 asist. Onun ee, ilk 5 maç Neyse. 2023-24 sezonunda Süper Lig'de ikinci golünü atan Bright Osayi Samuel. Süper Lig kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısına şimdiden ulaştı. O sadece o sahi için değil. İrfan Can Kahveci için falan da geçerli de. Neyse. Süper Lig'de son 3 maçında da gol bulan kaptanımız Edin Ceko Inter formasıyla Kasım 2022 Ocak 2023'ten bu yana ilk kez üst üste 3 lig maçında ağları havalandırdı. İrfancan Kahveci 2018-19 sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumunda 13 kez ile ve aynı zamanda İrfancan Kahveci de sezon rekoru kırıyor. Şimanski yine gol attı, milleti kudurttu. Tadiç asist yaptı, istatistik yazdırdı. Edin Dzeko İrfancan Kahveci seriyi devam ettirdi. İsmail Kartal hani taraftar tarafından yine neredeyse omuzları alındı. Ryan Kent'in Timsah'ı mutlu oldu. Çünkü Kent oynadı. Perşembe günü ilk 11'de. Fenerbahçe 17'de 17 yaptı. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Kudursunlar. Nazar değmesin. Allah bunların kim gözünden nazarından korusun bizlere. Edin Dzeko 13 maç. 9 gol. 7 asist. Yani Edin Dzeko 16. 13 maçta 16 katkı. Skorer olmayan Şimanski 17 maç. 9 gol. 4 asist. 17 maçta 13 gol katkısı. Bu arada hatırlatırım. Edin Dzeko'nun bir Tertemiz. Helalinden golü de sayılmadı. Öredim de bir tane sayılmadı. Susan Tadiç. 17 maç. 6 gol 4 asist. Hatırlatırım. Tadiç'in kullanması gereken 4 penaltı. Herkese göre penaltı olan 4 penaltı verilmedi. Artı Samsun'da tertemiz asisti güme gitti 5. Yani 17 maçta 10 gol katkısı 15 gol katkısı olacaktı. İrfan Can Kahveci 16 maçta 8 gol 5 asist 13 gol katkısı. Düşündüğünüz zaman Bunlar kudurmasın da kim kudursun? Elinden geleni yapıyorlar. Her türlü çirkefliğe karşı geliyoruz. Her türlü pisliğe karşı geliyoruz. Ama buyurun abi. Dediğim gibi her Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe'nin aleyhine verilen yanlış kararlar her Galatasaray maçında da Galatasaray lehine verilen yanlış kararlar tartışılıyor. Bir kez tersi olsun bakın bakalım neler oluyor. Misal veriyorum eğer Galatasaray Beşiktaş'a yenilseydi Fenerbahçe Atay'ı yenip puan farkını beşleseydi üstelik Erden Timur'un bu kadar e, konuşmasına rağmen siz filmi çekirdekle kolayla izlerdiniz. Ama şunu söyleyeyim. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç tecelli eder. Ama şimdi ama başka zaman Allah insanın duasını birçok şekilde kabul eder. Ya kabul eder anında verir. Ya kabul etmez çünkü versi sıkıntıdır. Bu şekilde kabul eder. Ya erteleyip verir. Çünkü o zaman daha hayırlıdır. Ya da muadilini verir. Onun yerine başka bir şey verir. Allah dualarınızı kabul etsin. Fenerbahçemiz için bol bol dua edin. Fenerbahçe düşmanlarının Rabbim elini kolunu ayağını düdüğünü her şeyini bağlasın. Basiretleri bağlansın inşallah. Rabbim Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Görüşmek üzere.